Fotoğraflardan kolaj oluşturmak görsellerin güzel ve derli toplu görünmesini sağlayabilir. Bu eğitimde Photoshop ile bir kolajın nasıl yapılabileceğini göstereceğim. Ama bunu yaparken Clipping Mask özelliğini kullanacağız. Bir kolaj oluştururken Clipping Mask özelliğini mutlaka kullanmalıyız. Böylece görseller üzerinde kesme biçme yapmadan fotoğrafı belirlediğiniz çerçevelerin içine yerleştirebilirsiniz. Daha sonra bir değişiklik yapmanız gerektiğinde fotoğrafın kadrajını yeniden ayarlayabilirsiniz. Fotoğrafın kullanmadığınız alanlarını keserseniz, daha sonra lazım olduğunda o kısımları kaybetmiş olursunuz. Bunu yaşamamak için Clipping Mask önemli. Clipping Mask özelliği eğitimleri düzenli olarak takip edenlere yabancı gelmeyecek. Zaten eğitimlerimizde benzer yöntemleri hep kullanıyoruz. Bu dersi de özellikle başlı başına Clipping Mask kullanımına ayırmak istedim. Öncelikle şu sorunun cevabını verelim. Clipping Mask nedir? Sahnenin ortasında bir shape çizeceğim. Herhangi bir şey çizebiliriz. Üçgen, kare, daire. Ben daire çizeceğim öncelikle. Hızlı bir şekilde. Dairem burada. Bunun daha iyi görünmesi için dairenin rengini değiştirdim. Şimdi sahneye bir tane görsel ekleyelim. File'a geliyorum. Place Embedded seçeneğini seçiyorum. Sahneye bir tane görsel ekleyeceğim. Sahneye eklemek istediğim görsellerden bir tanesini seçiyorum ve Place seçeneğini seçiyorum. Clipping Mask'in kullanımı çok kolay. Görseli çalışma alanına aktardıktan sonra görselin üzerine sağ tıklıyorum ve Create Clipping Mask seçeneğini seçiyorum. Bunu seçtiğim anda altında oluşturduğumuz shape'in sınırları dahilinde kalıyor. Shape'in sınırları neyse ona dahil olan görsel etrafında dışarı taşmayacak şekilde bulunuyor. Görseli bu şekilde kaydırdığımda aslında görselin kendisi gördüğünüz gibi görselin kendisi buralarda ama daireye göre bir Clipping Mask atadığım için Clipping Mask atadığım görselin altında daire olduğu için daireye göre bir form alacak. Şimdi Clipping Mask'in ne olduğunu öğrendik. Bu mantıkla hareket ederek bir kolaj oluşturacağız. Bu oluşturduğumuz alanları siliyorum. View'un altında bizim bu bölme işlemini kolaylaştırabileceğimiz bir seçenek bulunuyor. New Guide Layout seçeneği. Bunun üzerine tıklıyorum. Sütun olarak 3 sütun yan yana olsun istediğim için, 3 eşit parçaya bölmesini istediğim için buraya 3 sayısını yazıyorum. Gördüğünüz gibi 3 eşit parçaya bölmüş oldu. Eğer aralarında bir boşluk bırakmak isterseniz bu değeri değiştirebilirsiniz. Mesela 20 piksel değerinde bir boşluk olsun isterseniz her görsel arasında buradaki değeri değiştirebiliyorsunuz. Ben herhangi bir boşluk olmasın istediğim için burayı 0 olarak değiştiriyorum. OK butonuna tıklayarak bu pencereyi kapatıyorum. Sol taraftaki Rectangle Tool aracını seçiyorum ve sınırları aşmayacak şekilde bir dikdörtgen çiziyorum. İsterseniz bu dikdörtgeni renklendirebilirsiniz. Rectangle 1 adlı katmanı Ctrl J ile 2 defa çoğaltacağım. Bakın buraya Ctrl J'ye 2 defa bastım ve 2 defa çoğalttım. Şu anda sahnede 3 katman var. Bunu alıyorum böyle sağdaki çizgiye gelecek şekilde hizalıyorum. Bunun da rengini değiştirebilirsiniz isterseniz. Ve tekrar bir diğerini alıyorum. Onu da en sağa aktarıyorum. Bu ortadakini burada da ortaya alalım. Şöyle. En baştaki, ortadaki ve en sağdaki olacak şekilde ayarlamış olalım. Şimdi görsellerimizi buraya aktarmaya geldi sıra. En alttakini yani en soldakini seçiyorum katman olarak. File'ın altına geliyorum ve Place Embedded seçeneğini seçiyorum. Burada görsellerden birini seçiyorum ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi görsel buraya aktarıldı. Görselin yerleşimini yapacağım öncelikle. Bu şekilde tamamdır. Biraz küçültelim. Bu şekilde tamamdır ama gördüğünüz gibi henüz Clipping Mask oluşturmadık. Şimdi yapıyorum. Sağ tıklıyorum ve Create Clipping Mask seçeneğini seçiyorum. Birazdan daha iyi anlayacağız neden Clipping Mask kullanmamız gerektiğini. Ortadaki katmanı seçiyorum. Yani bu katmanı seçmiş oluyorum. File'a geliyorum. Tekrar Place Embedded seçeneğini seçiyorum ve bu sefer diğer görseli buraya aktarıyorum. Clipping Mask özelliği olmasaydı bizim bu görseli sağından ve solundan kırpmamız gerekecekti. Özellikle solu dışarıda kaldığı için solundan kırpmamız gerekecekti ve daha sonra bu sol tarafını kullanmak istediğimizde bunu yapamayacaktık. Neden? Çünkü orayı zaten silmiş olacaktık. Ama Clipping Mask özelliği ile o alanda zaten duracak ve istediğimiz gibi bu görselin kadrajıyla oynayabileceğiz. Bu görselin üzerine geliyorum. Altındakinin Clipping Mask'i olmasını istediğim için sağ tıklıyorum. Create Clipping Mask seçeneğini seçiyorum. Gördüğünüz gibi aslında silmedik. Burada duruyor. Ama kadrajı ona göre yerleştirebiliyoruz. Şimdi sonuncusunu seçelim. File'ın altındaki Place Embedded seçeneğini tekrar seçiyorum ve diğer görseli buraya aktarıyorum. Kadrajı şöyle yerleştirelim ortada olacak şekilde ama gördüğünüz gibi sol taraf yine problemli. Burayı yine kesmeye ihtiyacımız yok. Kesmememiz gerekiyor. Dolayısıyla tekrar sağ tıklıyorum ve Create Clipping Mask seçeneğini seçiyorum
otomatik olarak altındaki şekli almış oldu. Daha sonra istersek bu kadrajlar üzerinde düzenleme yapabiliyoruz. Kolaj yaparken Creeping Mask özellikle kullanmanızı tavsiye ederim. View'un altına geliyorum, Clear Guides diyerek bu rehber çizgileri artık işime yaramayacağı için kaldırabilirim. Bir kolaj hazırlarken mutlaka Clipping Mask özelliğini kullanın. Bu çok faydalı bir özellik ve Photoshop'u daha profesyonelce kullanabilmemiz için Clipping Mask özelliğini öğrenmemiz gerekiyor. Bu eğitimimizde bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı, sonra da bu tip eğitimlerden hemen haberdar olmak için zile basmayı unutmayın. Katıl butonuna tıklayarak eğitimlere destek olabilirsiniz. Şuradaki iki videodan birini seçerek öğrenmeye devam edebilirsiniz. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere.